Manşete hoş geldiniz. Görüntüler Gürcistan'dan. Seçim var ve bu protestolar orada yürürlüğe giren Rusya yasası diye bilinen etki ajanlığı protestoları, yasası protestoları. Burası da meclisten görüntüler. Meclis komisyonundan da aynı benzer bir yasa, aşağı yukarı kelime kelime de aynı, komisyondan geçti. Etki ajanlığı yasası. Nedir bu, bir fikriniz var mı? Nasıl oldu? Gürcistan'da protesto edilirken neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mayıs'ta rafa kalkan ama şimdi tekrar gündeme gelen ve geçirilen bu yasa hiç gündeme gelmedi? Hür basın neden gerekli derken bunu yazdım, bunu anlatmaya çalıştım KJ'de. Komisyondan geçti, genel kurulda kabul edilecek. Buna göre devlet güvenliği veya iç dış siyasal yararları aleyhine yabancı devlet ve organizasyonun stratejik çıkarları talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar, eğer savaş sırasında ve askeri hareketleri tehlikeye sokacak süreçteyse, yani işlenmişse, yani şu süreçte 8 yıldan 12 yıla kadar hapis. Gürcistan ayakta bu yasayı protesto etti. Rusya yasası diye bilinen Gürcü Rüyası isimli koalisyon 2012'de büyük umutlarla iktidara geldi. Fakat gittikçe otoriterleşti ve şimdi artık böyle bir etki ajanlığı yasasıyla kendine muhalif bütün basını, medyayı, sivil toplumu, bu unsurları susturmayı amaçlıyor. Bir biçimde başka bir noktaya evrildi. Bir iki dönemden fazla iktidarda kalırsanız böyle oluyor. Firavunlaşıyorsunuz. Türkiye'de ise sessiz sedasız geçti ve işte Gürcistan halkı bunu protesto ederken ülkenin başka bir yörüngeye girmesini, AB yörüngesinden uzaklaşmasını, ki seçim mühim de bir kırılma. Yani esasen bir AB, Avrupa Birliği referandumuna dönmüş durumda. Herkes kaygılı, özellikle sivil toplum ve gazeteciler, basın. Türkiye'de sessiz sedasız bir yasa geçti ve kimse bunu konuşmadı, tartışmadı. İşte o açıdan son derece önemli özgür basın, hür basın. İsrail İran'a saldırdı. Askeri hedeflere yönelik saldırılar dendi ama saldırılarda İran tarafına göre Tahran, Huzistan, İlam eyaletlerinde bazı askeri noktalar, İsrail tarafına göre de ana askeri tesisler falan vuruldu deniyor. Ama anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlı bir harekat yapılsın önerisi dikkate alınmış ve İsrail'de sınırlı bir harekat düzenlemiş. İran'da tabir yerindeyse acımadı ki deyip çok az hasarla falan konunun atlatıldığı açıklamasını yaptı. Yani bu da İran'ın sert bir karşılık vermeyeceği manasına geliyor. İsrail'de kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Amerika'da istediğini İsrail'e yaptırmış görünüyor. Nasıl olmasın ki, İsrail'in 7 Ekim'den bu tarafa artık bir yılı geçti, ikinci yılına girdi. Gazze'deki saldırıları ve sonrasında Lübnan'da başlayan harekat tamamen Amerika'nın bilgisi, onayıyla olan, yürüyen, lojistik ve askeri desteğiyle ve mühimmat desteğiyle yürüyen bir harekat. Fehim Taştekin özetlemiş, petrol ve doğalgaz tesislerini vurup bütün dünyadan görülecek bir cehennem vaat etmişti ama ABD bu tırmanışı göze alamadı, İsrail'i sınırladı diyor. Kapsam ve hedeflerinin daraltılmış olması, İran'ın da salvonun önemli ölçüde önlendiğini belirtip sonuçlarını küçümsemesi karşılık verme konusunda beklentiyi aşağı çekiyor demiş. Aynen öyle. Bir heyecan yaşandı geceden bu tarafa sabaha ama bu şekilde atlatılmış görülüyor. Fakat Türkiye'de medya çok önemli işte. Bunu da çok az unsur veriyor. Expo fuarını ziyaret etmiş Dışişleri Bakanı Türkiye'de ve ona İsrail'e silah tedarik eden bir firmanın neden fuarda olduğunu sormaya çalışan vatandaş terslenmiş veya korumalar susturmuşlar falan. Bir İngiliz firması İsrail'e silah tedarik ediyor. Yani bir taraftan Starbucks'larda protestolar devam ederken öbür tarafta Türkiye, İsrail'e tedarik eden bir firmanın Expo fuarında sahne almasını, yerinin olmasını önemsemiyor, ona izin veriyor. Nasıl olmasın ki? Yani bu Erdoğan'ın bir yönüyle de yönünü batıya, Batı ittifakına döndüğünü gösteriyor. Ömer Murat kaleme aldığı yazıda Erdoğan hiç İsrail'den bahsetmiyor son dönemde diyor. Aynen öyle. Çünkü İsrail zaten Batı ittifakının içinde. Erdoğan da onun canını sıkacak bir şey yapmak istemiyor. Hatta Erdoğan enteresan bir şekilde, Ömer Murat'ın yazısında var, daha önce katılmadığı Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da tam olarak uygulamaya başlamış. Şimdi Rusya yaptırımları 24 Şubat 2022. Yani 3-4 ay sonra 3. yılını dolduracak Ukrayna işgaliyle yürürlüğe girmişti. Ve bütün Batı buna harfiyen uymuştu. Sadece Türkiye. Ve Türkiye bundan istisna tutuldu ve Türkiye'ye bu konuda hiçbir şey de yapılmadı. Ve Türkiye Rusya'yla ticaret yaptığı, gaz alışverişi, seyahat, turizm, liderlerin görüşmesi, hemen her konuda Rusya'yla ilişkileri önceki gibi yürüttü. Ama şimdi ilk defa Financial Times'a göre siyasi hassasiyetler nedeniyle kamuoyuna da duyurulmadan gizlice bu yaptırımlar devreye sokulmuş. ticari kısıtlamalar. Buradan da Türkiye'nin yönünü batıya dönmeye çalışma çabası olarak yorumlamış Ömer Murat. Bu son Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki hareketlilik, temaslar ve elbette PKK'nın Ankara yakınlarında bir savunma sanayi tesisinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi hepsi beraber ele alınmalı. Bütün bunların hepsi bunlarla ilgili konular. Yani bir yanıyla belki de bu eylem Rusya'yı mutlu etti ve Türkiye Rusya'dan veya Rusya cephesinden öyle ezbere kopamayacak ya da Batı ittifakına geçmesini zorlaştıracak hamle gibi. Fakat gelen açıklamalar, gerek Amerika tarafından gerek Türkiye tarafından yapılan açıklamalar bunu yok sayan veya önemsemeyen, küçümseyen doğrultuda. Yani biz bir biçimde bir şey tuttuk gidiyoruz ve Türkiye tekrar yönünü batıya döndü ve dolayısıyla olabilecek her türlü provokasyona da hazırlıklıyız der gibi. Bu fotoğrafı Hürriyet'ten kestim. Şimdi PKK işgalindeki bölge, rejim kontrolündeki bölge, HTS kontrolündeki bölge filan diyor da Türkiye işgalindeki bölge nerede? Yukarıdaki yeşille işaretlenmiş bölge. Muhaliflerin kontrolündeki bölge deniyor ama o yeşil bölge Türkiye işgalindeki bölge aynı zamanda, ama onu söylemiyorlar. Onun için hür basın neden gerekli derken bunu söylüyorum. O açıdan önemli. Ve gerek Kuzey Suriye gerekse Kuzey Irak'taki hareketlilik ve Türkiye'nin her iki noktada da kontrol elinde tutmaya çalışması ve aynı zamanda Irak'la Suriye başkentleriyle, Irak ve Suriye başkentleriyle belli bir ilişkiyi koordineli bir şekilde götürerek Amerika'nın da çizdiği yörünge çerçevesinde götürmesi açısından önemli. Dolayısıyla bu Öcalan çağrısı daha alt başlığıdır bu hikayenin. Üst başlıkta bölgesel nedenler veya bölgesel bir takım hedefler var. Şimdi Ankara saldırısına baktığınızda bu işin perspektifini en iyi alacağınız, özellikle örgüt açısından söylüyorum, gazete Yeni Özgür Politika Gazetesi. Oraya bakacaksınız. KCK'dan net irade beyanı, merkez ve esas adres Önder Apo'dur. Ölümsüzler diyerek Ankara yakınlarındaki saldırıyı gerçekleştiren iki PKK'lı, HPG'li daha doğrusu bu şekilde şehit mertebesine yükseltilmiş ve Halk Savunma Merkez Karargahı Komutanı Murat Karayılan mesaj vermekle yetiniyoruz açıklaması da buraya bu şekilde konulmuş. Türk devleti son 3-4 yıldır bizi kuzeyde bitirdiğini ya da çok az sayıda kaldığımızı iddia ediyor. Peki öyleyse Kuzey Kürdistan'da bu bitmez tükenmez operasyonlar niye yapılıyor? Kaldı ki 2023 içinde 29.000 operasyondan söz ettiler. Durum dedikleri gibi değildir, biraz daha farklıdır. Doğru mekan ve doğru zaman konusu önemlidir demiş Murat Karayalan. Siyasi ve askeri açıdan süreci dengelemek bakımından böyle bir yaklaşım daha uygundur demiş, ama yukarıda KCK'nın İrade beyanı, merkez ve esas adres Önder Apo'dur diyor. Yani Öcalan'la müzakereye veya Öcalan'dan gelen mesajlara açık olduklarını belirtiyorlar. O arada Mazlum Kobani ya da Mazlum Abdi ya da Mezlim Abdi neyse, Kuzey Suriye'deki güçlerin komutanı, Ankara'da ki saldırıyla bir ilgileri olmadığını belirtmiş ve bir dizi açıklamalar yapmış. Hiçbir bağlantımız yok. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da eylemler yapmıyoruz. Bak çok net, ama ona rağmen Ankara enteresan bir şekilde orayı bombalıyor. Yani orayla bir ilgisi olmadığı halde ve bu açıklamalar da yapıldığı halde, hatta oradaki Mazlum Kobani güçlerin başındaki isim Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da eylemler yapmıyoruz gibi kendini bağlayan bir açıklamaya rağmen Türkiye orayı bombalıyor şu anda. Türkiye devleti yaşam kaynaklarına saldırıyor. Eğer saldırılar devam ederse cevabımız çok güçlü olacak. Kara propagandalara kulak vermeyin. Halkımız kendi mücadelesini yükseltmeli. Rusya ve koalisyonun duruşu zayıftır demiş. İşte o Rusya, ABD veya Rusya bloğuyla Batı bloğu arasındaki mücadele ya da güç savaşı bir yönüyle Kuzey Suriye ve Kuzey Irak. Özellikle Kuzey Suriye, bu açıklamaları görmeniz, okumanız lazım çift taraflı olarak. Tek taraflı propaganda merkezinden geçmiş açıklamalarla konu anlaşılmaz. Hür basın neden gerekli? Erdal Er yazmış. Ankara'daki eylemi kınamakta yarışanlar Rojava'daki sivil katliamları neden görmezden geliyor? Kürtlere vurmanın bedeli yok ama Ankara'ya laf etmenin bedeli var. Barış bu zihniyetle gelmez demiş. Erdoğan ise TUSAŞ saldırısına ilişkin dün konuştu. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de büyüktür dedi. Emperyalist çeteler derken neyi kastediyor? Yani bir şey var. Ankara'daki eylemi, son eylemi küçültme, küçümseme, yok sayma ve ne olursa olsun biz bu şeye düşmeyeceğiz meselesi var. Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp sempozyumunda yeni konuştu. Bu Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir diye söylemiş. Bu laf esasen 1924'te vefat eden Ziya Gökalp'in lafıdır. O lafı oradan alıntılamış. Saldırıya ilişkin konuşmuş. PKK-YPG'nin kimin maşası olduğunu gösterdi. Bu saldırı PKK, Kürdün de Türk'ün de yaşayan her canlının düşmanı. Bu kanlı mesajı ayaklarımızın altında çiğniyoruz demiş. Evet. Ama öbür taraftan da Türklerle Kürtler 1000 yıllık ortak tarih, coğrafya vesaire birleşmişlerdir. Her iki tarafta birbirini sever falan diyerek de sürecin devam ettiğini anlatmaya çalışmış. Mansur Yavaş sahaya indi, evet. Epeydir. Daha önce hiç siyasal konularda taraf olmazdı, girmezdi ama bu defa enteresan bir şekilde üniter yapısı değişmesin, bu konuda karar verecek olan Türk milleti ve onların temsilcisi milletvekilleridir. Bekliyorum ki diyor, önümüzdeki grupta bir el yükseltilip ne denecek gerçekten merak ediyorum. Yani Bahçeli'nin el yükseltmesine gönderme var burada. MHP'nin el yükseltmesine gönderme var. Gerçekten ne diyecek? Bundan sonraki grup toplantısına merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler demiş. Dün yayımlanan bir rapora göre, onu belirtmemiş, toplum bu talepten oldukça incindi. Terörist başının muhatap alınması hukuk sistemine aykırı, meşruiyet ancak mecliste aranır. Cumhurbaşkanının bir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor. Daha önceki çözüm başarıya ulaşmadı. Çözüm süreci çözeceğiz derken daha da bozdular demiş. Mansur Yavaş fena halde sahada. Artık yani güç, iktidar elimde olsa da olmasa da gibi cümleler de kuruyor. Bir takım mesajlara verdiği cevaplarda da Cumhurbaşkanlığı adaylarının altını artık çiziyor. Net bir biçimde çiziyor. Ergun Babahan'ı önemsiyorum. Çözüm süreci adı altında Türkiye'de faşizm daha da derinleştiriliyor. Terörle mücadele adı altında Kürtlere yönelik inkar ve imha politikaları tahkim ediliyor demiş. Doğru telaffuz önemli. CHP hafta sonu bir miting yapıyor İstanbul'da, Beşiktaş Meydanı'nda ve pazar günü yaşam hakkı mitingi, teröre ve şiddete karşı yaşam hakkı mitingi. Güzel. Yani bu miting ilan edilmişti, yapılsın. Yani şehitlerimiz var diye ertelemedi bu defa. Ama hürbasın neden gerekli? Bu tür hatırlatmaları yapmak için. Geçtiğimiz Ocak ayıydı yanılmıyorsam, Can Atalay kararı geldikten sonra anayasaya saygı mitingi yapacaktı. Sonra birkaç şehit haberi gelince bölgeden, Kuzey Suriye'den iptal etti. Yani şehitlerimiz var, acımız var deyip iptal etmedi. Erteledi eylemi. O eylem bir türlü yapılmadı. O miting, anayasaya saygı mitingi. Hiç alakası yoktu halbuki. Yani evet, şehit cenazesi gelmiş olabilir ama sen ne olacak? Yani 2 gün sonra, 3 gün sonra bir anayasaya saygı mitingi yapmanla onun ne alakası var? Ama babalar ertelenmesini emretti merkezden. O da okey dedi. Yeni çiçeği burnunda bir genel başkandı. Şimdi daha az tecrübeli gibi ama dediğim gibi bu işle nereye kadar? Yani iktidarın her politikasına destek verip ondan daha hızlı bir şekilde, hızlı bir biçimde öne çıkma politikası nereye kadar? Cumhurbaşkanı bile seyahatini kesip gelmedi. Özgür Özel seyahatini kesti ve işte TUSAŞ'ı ziyaret etmiş. Arkasındayız falan. Evet. Bakalım. Bakın, hürbasın neden gerekli? Propaganda merkezi, Propaganda Bakanlığı, öyle diyeyim ben. İletişim Başkanlığı adı altında. Bu Fahrettin'in başkanlığı adı altında. 2024 yılında bütçe, yani 344 milyon TL'den 4,1 milyar TL'ye çıkarılmış. Bu yıl için temsil, tanıtma neyse ödeneği 656 milyon iken bunu da aşmış, 850 milyon TL olmuş yaklaşık yılın ilk yarısında. 2025 yılı içinse 6 milyar 155 milyon TL bütçe öngörülmüş. Propaganda ve dezenformasyon için ayrılan bütçe bu. Peki kaç kişi çalışıyor? 2022'de 2 sene önce daha 943 kişi çalışırken neredeyse 2'ye katlanmış bu dönem. Ocak-Haziran döneminde 1656'ya çıkmış. Ve bu binada, bu da işte zannediyorum Gülen hareketinden gasp ettikleri bir bina. Evet. Böyle. Dolayısıyla artık bu ekipler ülkede algıyı şekillendirmek için çalışıyor bu bütçelerle. Bunu akılda tutun. Şimdi hürbasın neden gerekli? Gazete Pencere Metin Feyzioğlu ile ilgili bir haber yayınlıyor. Haberde Metin Feyzioğlu'nun bu fotoğrafını kullanıyor. Bu fotoğraf gerçek değil. Photoshop'la Metin Feyzioğlu'na bir badem bıyık kondurulmuş. Bunu sosyal ağlardaki parodi hesaplar yapabilir. Ama bunu bir basın mensubu yapmaz, bir gazeteci yapmaz. Photoshop'la değiştirilmiş bir fotoğraf kullanılmaz. Hürbasın neden gerekli? Çiğdem Koç onu yazmış. Tamam, Metin Feyzoğlu'nu sevmeyin ama diyor, bu haberi neden Photoshop'lu bir fotoğraf kullanarak veriyorsunuz? Habercisiniz zannediyorum diyor. Bir başkası. Nasıl koptu ortalık yani. Yavuz Bingöl ki ben Ankara'da muhabirken işte yeni çıkmıştı Yavuz Bingöl. Türküler söylüyordu. Karşıyaka mezarlığında deniz gezmişi falan anma törenlerinde böyle zafer işaretiyle pozlar verirdi. Şimdi nereden nereye? Evlenmiş tekrar. Bunlar önemli değil. Nikah şahidi Kürşat Yılmaz. Yani 2 gün önce Devlet Bahçeli'ye destek mesajı veren, kan dökeriz gerekirse diyen mafya lideri, şimdi de Yavuz Bingöl'ün, dünkü solcu, türkücü Yavuz Bingöl'ün nikah şahidi. Yani şeye de katılmıyor, düğüne de katılmıyor. Yani hani gelen davetler arasında falan da değil. Adam nikahına şahit olarak yazmış. Bir insan birinin nikahına şahit olarak yazıyorsa önem verdiği için, değer verdiği içindir yani. Böyle kopmuş bir ülke yani. Ne diyebiliriz? Şimdi Cem Toker kitabın ortasından sormuş. Diyor ki, işte diyor daha önceki diyor dönemlerde diyor ekonomiden dolayı diyor mevcut iktidar, muhalefet hep beraber diyor sandığın altında kaldı. Peki diyor şimdi diyor çok daha ağır bir sefalet yaşanırken neden Erdoğan AKP'si hala 1. parti? Bende cevap yok, bu beni aşıyor. Bilen anlatsın, anlatayım. Bu çok böyle 7 bilinmeyenli 8 bilinmeyenli denklem değil ki. Muhalefet satın alınmış. Daha doğrusu satın alınmış muhalefet ve medya sayesinde böyle oluyor. Alternatif yok. Halk bir alternatif göremiyor. Ondan dolayı kararsızların oyu, her 3 seçmenden biri veya daha fazlası kararsız. Oy verecek parti bulamıyor. Ekonomiyi kim düzeltir diye soruyorlar. %70'in üstü kimse çözemez, kimse düzeltemez diyor. İnanç da kalmamış. Ayrıca iktidar seçimle değişmeyi gündeminde tutan bir iktidar yok. Erdoğan bunu 2011 seçimlerinden sonra bitirdi. Yani seçimmiş gibi yapılan bir şey. Kalıcı bir iktidar tesis edildi. Bir seçimle falan gidecekleri yok. Yani böyle, yani öyle inanıyorlar. Bunu bir öngörü veya bir analiz olarak söylemiyorum. Tespit olarak söylüyorum. İktidar cenahı 2011'den bu tarafa seçimleri bir aparat, bir maşa, bir atlatılması gereken bariyer olarak görüyor. Ve işine bakıyor. Öyle seçimle değişmek falan gibi bir şey yok. Yani hatta Erdoğan liderliği orada devam. Ülke iner çıkar, krize girer çıkar, politika değiştirir. Dün hain dediğini bugün kucaklar, dün terörist başı dediğine bugün mecliste kürsü verir. Onun için Hürbas'ın, bunun için gerekli. Hürbas'ın aşağıda gerçekten bütün yorumlarınızı okuyorum. Her gün en az 50-60 tanesine de cevap veriyorum. Takip edenler bilirler. Eğer bağımsızlık veya tarafsızlık veya burada dile getirdiğimiz konular ve yaptığımız analizlerle alakalı bir eleştiriniz veya ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen buraya bakarak ve perspektifi, açıyı doğru kurarak sorun veya yazın. Size bir algı pompalıyorlar. Size propaganda merkezinin bilmem ne kadar bütçeli, bilmem ne kadar elemanlı ofislerinden çıkmış, üretilmiş dezenformasyonu üflüyorlar. Halk TV'de üflüyorlar. Tele 1'de üflüyorlar. Sözcü TV'de üflüyorlar. A Haber'de değil. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı bir ittifak söz konusu şu anda. Ve ittifak rejimin bütün şeyini almış, söylemini almış, bunu halka bir biçimde muhalifine muhalif laflarla, yandaşına da anlayacağı dilden aktarıyor. Onun için yurt dışındaki gazetecilerin seslerinin kesilmesini umursamıyorlar, hatta destekliyorlar. Kötü gazeteciler kendileri, kötü gazeteciliği de onlar yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani saptırmakta, saklamakta, çarpıtmakta üstlerine yok. Evet, bu meseleyi çok uzun tuttum. Bir nükleer bomba düşmediği kaldı demiş Nesrin Nas. Yavaş yavaş bağlıyorum. Ülkenin başına gelebilecek felaketlerin çoğu geldi başımıza. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Milyonlarca yurttaşın kaygı, korku, belirsizlik içinde yaşaması ve çocuklarının geleceği için korkması. Gençlerin ise ilk fırsatta yurt dışında yaşamak istemesidir. Daha kötüsü ancak bir nükleer saldırı olabilir demiş. Nükleer saldırıya kadar her şeyi yaşadık diyor. Bir o kaldı. Profesör Doktor Veysel Ulusoy ENAK araştırmanın da başındadır aynı zamanda. Her ay TÜİK'le eş zamanlı gerçek enflasyonu açıklayan kurum. Bugünkü sabah notları hoşuma gitti. 1. Toplumsal çöküşü yapay ve sonuç alınmayacak gündemle meşgul ediyorlar. Birikiminizi eritiyorlar, gelecek nesilleri borçlandırıyorlar, emeğinizi çalıyorlar. 3. Varlıklarına varlık katıyorlar, sessiz kalıyorsunuz. Hür basın neden gerekli? Hür basın olsaydı Veysel Ulusoy bunları yazmazdı. Çünkü birilerinin sesi olurdu bir yerler. Bakın iddia ediyorum. Bugün bu yayında konuşulan konuların 10'da 7'si veya 10'da 8'i Türkiye medyasında işitmeyeceğiniz, işitemeyeceğiniz, girilmesi yasaklı alanlardır. Washington Post'la bağlayalım. Son derece enteresan bir gelişme oldu. Amerika'nın en etkili yayın organlarından Post diye de bir filmi çevrilmişti. Tom Hanks'le Mel Stipp oynamıştı filmde. Birkaç yıl önce, yakın tarihli, seyredin. Gazetecilik açısından mühim filmlerden biridir. Washington Post aynı zamanda Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetedir. 1970'li yıllarda Başkan Nixon'ı deviren skandaldır. 5 Kasım'da seçim var ve herhangi bir adaya Kamala Harris veya Donald Trump yönelik destek açıklamama kararı aldı. Ne bu seçimde ne de gelecekteki herhangi bir başkanlık seçiminde herhangi bir başkanlık adayını desteklemeyeceğiz diye manifesto yayınladılar. Köklerimize geri dönüyoruz dediler. Fakat köklere geri dönmek değil bu. Patron müdahalesi oldu, ortaya çıktı. Bir teknoloji milyarderi, Amazon'un en başta patronu Jeff Bezos'un sahibi olduğu bir yayın organı Washington Post. Onun etkisi olduğu görülüyor. Her şeyden önce dünyanın en önemli ülkesinin başkentinin gazetesi olarak bizim işimiz bağımsız olmaktır. Biz de öyleyiz ve öyle olacağız. Geçmişte farklı tutumları vardı. Onu demek istiyorum ama bu açıklama Jeff Bezos'la ilgili ve muhtemelen yayın kurulu başkanı veya yayın kurulu Kamala Harris'i destekleme planı içindeydi ve bunu engelledi. CNN'e göre Post'un baş editörlerinden Robert Kagan gazetenin destek vermeyi reddetmesi üzerine gazeteden istifa etti ve tepkiler büyüyor. Başka istifalar olduğu da söyleniyor. Böyle bir dönem. İşte bir yanda Twitter'ın patronu Elon Musk adeta kampanya yapıyor. Artık mitinglerde falan da boy gösteriyor. Bir yönüyle de elbette kendi platformunu bu çerçevede kullanıyor. Öbür tarafta da işte Washington Post'un sahibi bir başka teknoloji milyarderi Jeff Bezos. Bambaşka bir noktaya girdik. Bambaşka bir yörüngede artık bu işler zor. Hür basın neden gerekli bunun için? Zannediyorum artık gerçekler, doğrular ya da gerçeğin bütünü, hadisenin bütünü, olayın bütünü ancak ve ancak bu tür bağımsız platformlarda dile getirilecek veya konuşulacak. Siz de lütfen değerlendirirken öyle yapın. Devletlerin resmi söylemleri, resmi diskurları, resmi anlatıları, resmi projeleri, başkentlerden çıkan manifestolar veya başkentlerden çıkan politikalar falan bununla bir perspektif oluşturmayın. Analizlerinizi resmi açıklamalar değil, tüm açıklamalara bakarak, gerçeğin bütününe bakarak şekillendirmeye bakın. Önereceğim, tavsiye edeceğim bu. Diyor ve bir başka yayında buluşmak umuduyla hoşça kalın diyorum.